Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikan CNN International televizyonuna konuştu. Kalın, Türkiye ve Suriye'yi sarsan deprem felaketiyle ilgili soruları yanıtladı. Deprem bölgesindeki çalışmalar devam ediyor. Ancak daha yapılması gereken çok iş var. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikan CNN International televizyonuna konuştu. Gündeminde Türkiye ve Suriye'yi sarsan deprem felaketi vardı. Büyük boyutlarda bir felaketle karşı karşıyayız diyen Kalın, her şeyi düzene sokmanın biraz zaman alacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, hükümetin depreme yeterince hazırlıklı olup olmadığı konusundaki soruya yanıt verdi. Endişelerini dile getirenler haklı ve biz bunu çok ciddiye alıyoruz. Uzmanları dinliyoruz ve yeni şehirlerimizi bu bilimsel verilere göre inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, hafif hasarlı veya hasarlı bina ayrımı yapmadan hepsi yıkılacak ve yeniden yapılacak. İlk 200 bin depreme dayanıklı konutun inşası için çalışmalar başladı. Kalın, yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalara ilişkin soruyu da yanıtladı. Hükümetin son 10 yılda imar yasalarını güncellediğini ve bir dizi katı önlem aldığını söyledi. Bunlara uyulsaydı çok daha iyi bir durumda olurduk ifadelerini kullandı. Hepimiz sorumlu durumdayız diyen Kalın, harekete geçmeliyiz dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü seçim tarihi tartışmalarına dair soruya da yanıt verdi. Muhalefet partilerinden seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması yönünde bir çağrı var. Şu anda bunun değişip değişmeyeceğini bilmiyoruz. Bu Yüksek Seçim Kurulu'na bağlı. Nihai kararı onlar veriyor.